Bismillahirrahmanirrahim. Başlatır huzura girişi. İster dünyanın tüm parası, ister tüm zenginliği senin olsun veya olmasın. İnsanın sahip olduğu içindeki mutluluk hissi, Rabbi önünde ayakta dururcasına, seni biliyor, sana inanıyorum, tüm mutluluklar senden diye verişi. Düşünüverişen içten, akıldan, yüreğin en derinliklerine hissedişi bu güzelliği. Dışarıda gördüğü tüm her şeyi adeta kaybolup gidecek, köpük yapmakta, sadece içinde var olan o hissi taşkın taşkın fışkıran kaynaklar, pınarlar yapmaktaydı. Güneş henüz bu coğrafyadan, gezegenin Bağdat Zeyune mahallesinden kaybolmadan bir ikindi namazı dedikleri adına namazı, huzurda bulunuşu yapmak üzere ayakta beklerken, sonsuz genişlik içinde bir küçük delik, bir küçük kibrit kutusu misali duvarlar arasında bir evde Bismillahirrahmanirrahim diye vermiş ve dile getirmiştim. Niyet ettim huzurunda durmaya. Şimdi şu vakit kaybolacakken güneş, yürünecekken karanlığa. Nasıl işte anlatamam elbet. İnsanı asıl mutlu edecek olanın, paranın, bir erkek için kadının, bir kadın için erkeğin, malın, mülkün dedikleri, dünyanın tüm olayları, herhangi bir şeyi, aklınıza gelecek, gelemeyecek herhangi bir şeyi, mutlu edecek tek şey, insanın kendi içi, kendi yüreği ve yüreğinin götürdüğü yerdi. Kaynak dışarıda görünen değil, içimizde, düşüncelerimizde akan şeylerdi. İster savaşlar içinde başına bombalar düşecek olsun dışarıdaki heyecanlı bir anons, bir siren ile, ister en korkulu rüyamızın gerçekte içinde olalım, isterse de bir mahzenin derinliklerinde, bilmediğin insanlarca işkenceler içinde kolun, ayağın kopartılsın, başın yarılsın. Mutluluk her şartta bizim kendi içimizdeydi. Yaşama değil, kendimizi suçlayalım. Tüm acılarımızın tek sorumlusu bizleriz. Ne kocan, ne arkadaşın, ne sevdiğin, ne çocuğun, annen, baban, öğretmenin hatta. İçimizde akan pınarların varlığını görmesek, köpükler içerisinde kaybolmaya mahkumuz. Çünkü eşya manasıyla vardır ve manayı veren sadece bizleriz. En büyük eşya insan olduğuna göre ve şimdi hepimiz birer insan olduğumuza göre en derin manada mutlu olmanın vaktiydi.